İçme suyu ihtiyacını karşılayacak içme suyu arıtma tesisinin belediyeye devri için düzenlenen törene katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, önümüzdeki yılların en önemli sorunlarının bir tanesinin su olacağını söyledi. Çanakkale'de Atikhisar Barajı'ndan gelen ham suyu ileri teknolojide arıtacak olan içme suyu arıtma tesisi törenle belediyeye devredildi. Törene katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak Biga'da içme suyunun mahallelerdeki arıtma çeşmelerinden karşılandığını söyledi. Evet, öncelikle Çanakkale'mize hayırlı olsun. Çanakkale'miz bu tesisin işletmeye girmesinden sonra daha güvenli, daha temiz suyu kullanabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii önümüzdeki yılların en önemli sorunlarından bir tanesi de su gibi gözüküyor. Bununla alakalı tabii burası Atikhisar Barajı'nın olması dolayısıyla şanslı. Tabii bizim ilçemizde de iki tane barajımız var, altı tane göletimiz var ama bunların hepsi tarımsal sulama amaçlı yapıldığı için bizim ilçemizde maalesef kuyulardan suyumuzu, içme suyumuzu, kullanma suyumuzu temin ediyoruz. 7 tane kuyumuz var. Bununla alakalı ilçemizde bizim 50'nin üzerinde arıtma çeşmelerimiz var. 15 gün süreyle kontrolleri yapılıyor. 3 ayda bir filtreleri değişiyor. Vatandaşımız içme suyunu mahallelerindeki arıtma çeşmelerinden hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Tabii büyük tesisler nüfus arttıkça ilçelere, yerleşim yerlerine, kentlere olmazsa olmazı. Tabii yatırım programında da her belediye, her ilçe kendi bütçesine göre, ihtiyacına göre bu planlamaları yapması gerekiyor. Bizim de arıtma, yani büyük arıtma tesisiyle alakalı şu an bir yatırım planımız yok. Bizim daha çok su kaynaklarımızı çoğaltmakla ilgili çalışmamız var. Su olmazsa hayat duruyor. Su varsa hayat devam ediyor. Onun için tüm belediyelerin, tüm belediye başkanlarının en önemli konusu her zaman öncelikle su oluyor. Ben tebrik ediyorum. Hayırlı olsun emeği geçen herkese. Teşekkür ediyoruz.